Saygıdeğer izleyenler, Ünye surları dibindeyiz. 19. yüzyılda Süleyman Paşa tarafından yaptırılan surlar günümüze kadar gelmeyi başarmış ama gördüğünüz gibi üzerlerinden kanalizasyon atıklarına varana kadar, yağmur sularına varana kadar hepsi sızarak çirkin bir görüntü oluşturuyor. Bu konuda inşaat mühendisi kardeşimiz Berkay Torunoğlu ile birlikte bu çirkinliği dile getirmek istiyoruz. Berkay Bey, mesleğiniz icabı sizin ilgi alanınızda bu çirkinliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Öyle soralım. Şimdi bu surlar Ünye surları olarak geçiyor. Ünye'mizin kültür mirasları arasında aynı Koda Kilisesi neyse, burada Yalı'daki kilisemiz neyse, bu surlar da Ünye'nin bir kültür mirası. Bu surlar tabii Paşabahçe'de yanan sarayın bir parçası olarak inşa edilmiş. Dolayısıyla saray yandıktan sonra Ünye'mize kültür mirası olarak sadece bu surlar kalmış. Şimdi biz bir kültür şehri olduğumuzu iddia ediyoruz ve turizmde belli atılımlar yapmak peşinde olan ve ciddi anlamda turizm potansiyeli de olan bir ilçe olarak bize miras kalan bazı değerlerimize saygılı olmak mecburiyetindeyiz. Ben bu konuyla ilgili birkaç defa medya mensubu arkadaşların dikkatini çekmiştim. Fakat üzerine çok eğilme fırsatları olmadı. En son sizden rica ettim. Ve geldik burada bu durumu arkadaşlara, Ünyelilere, hemşehrilerimize bir kere daha anlatalım dedik. Şimdi buradan yukarıdaki Paşabahçe tabii imara açılınca, ki bize sorarsanız Paşabahçe'nin imara açılmaması temsili de olsa o eski yanan sarayın Paşabahçe'de bir fiziki ortam oluşturması gerekiyordu. Fakat geçmiş dönemlerde Paşabahçe imara açıldıktan sonra şimdilik yani elimizdeki imkanlarla biz bu değeri kaybetmiş gibi görünüyoruz. Tabii bundan sonrası için yerel yöneticiler bir takım tedbirler alırlarsa Paşabahçe'deki bu eski tarihi alanı da tekrar inşa etme şansımız var. Fakat elimizde olan bu surları muhafaza bizim için çok değerli. Yukarıdaki binalardan akan kaçak rogar hatları surlar üzerinde çok çirkin bir görüntü oluşturmuş ve yosunlanmaya sebep olmuş. Ve yağmur giderlerinin de bir şekilde toparlanması gerekiyor. Çünkü şu anda fiziki olarak çirkin gibi görünen surlar üzerinde arka taraftan gelen toprak baskısı ileriki zamanlarda surların devrilmesine de sebep olabilir. Yani biz şu anda fiziki olarak görüntüsünden, konforundan bahsediyoruz ama yarın öbür gün surların daha ciddi bir baskıya sebep olup yıkılması da söz konusu olabilir. Ünye Belediyesi'nin, daha doğrusu OSKİ'nin bir an önce buradaki bu düzensizliği gidermesini biz OSKİ'den talep ediyoruz. Ünye Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nden de ben şunu arzuluyorum. Türkiye'nin belirli turizm şehirlerinde bu tip eski yapıların tarihini belirten bir takım afişler asılıyor. Mesela bu surlar temizlendikten sonra 150 metre uzunluğunda gövdesi üzerine eski fotoğraflar, kalenin buradaki eski sarayın fotoğrafları, surların eski fotoğrafları asılarak burada bir şölen oluşturulabilir. Bir de gelen turistler açısından bu surlar dikkat çekici birer unsura dönüştürülebilir. Şu anda kimsenin fark etmediği, gelen geçenin dahi belki kafasını çevirip bakmadığı ufak tefek yapılar olarak görünüyor ama bunları daha görünür hale getirmek de bizim ve yerel temsilcilerin bir görevidir diye düşünüyorum. Biz size hassasiyetinizden Ünye'ye ve tarihi eserlere verdiğiniz değerden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ilginizden dolayı.